hükümetine verdiği soru önergesini ve aldığı yanıtı Sol Parti Milletvekili Helin Evrim Zoma değerlendirecek. Kendisi telefon hattımızda. Merhabalar Helin Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Öket Hanım. Siz bir soru önergesi verdiniz federal hükümete. Neler sordunuz? Evet, değindiğiniz soru önergesi Federal Kalkınma Bakanlığı'nın Orta Doğu'ya yönelik korona acil yardım paketi ile ilgiliydi. Soru önergesi bölgesel boyutla Suriye başta olmak üzere Irak, Lübnan ve Yemen gibi ülkeleri kapsıyor ve Federal Kalkınma Bakanlığı'nın koronaya karşı mücadelede bu ülkeleri özellikle sağlık ve ekonomik işbirliği alanlarında yani düzeyde desteklediğini ve hangi sorunlarla karşılaştığını sorduk. Ve bu bağlamda sadece Türkiye'ye yönelik Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına uluslararası hukuka uygunluğunu toplam soru önergemiz 47 soruda oluşuyordu. Sorunun sadece bir tek sorusu bu nitelikte oldu. Bu sorunun cevabı Federal Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Maria Flachsbart onayıyla Alman Dışişleri Bakanlığı verdi. Alman Federal Hükümeti Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ekim 2019'da başlattıkları Barış Pınarı Harekatı'nda atıfta bulunarak ilk defa Türkiye'nin bölgedeki varlığının uluslararası hukuka göre illegal olduğunu belirterek eleştirdi. Ve bu ilk defa oldu. Müsteşar Maria Flachsbart aslında Erdoğan'ın hükümetinin Kürtlere karşı savaşta her zaman başvurduğu Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin meşru müdafaa hakkını geçersiz olduğunu da belirtti. Çok açık ve net bir cevap verilmiş. Aslında diplomatik olarak da çok üst perdeden verilmiş, kabul edilebilir bu cevap. Uluslararası hukuka göre illegal denmesi. Böyle bir yanıtın verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu nasıl temellendiriyor Alman hükümeti? Evet, bence bu önemli Alman hükümeti için. Bu yüzden dediğiniz gibi 1 Temmuz 2020'den beri Almanya Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nı üstlenen hükümet yönelik tabii ki taleplerimiz de var. Bütün askeri ve polis istihbarat işbirliğini derhal askıya almalıdır Türkiye ile yönelik. Türkiye'de en fazla Türkiye'ye en fazla silah ihracatını yapan Alman hükümeti aksi takdirde Erdoğan hükümetine suç işleme kolaylığını sağlamaya devam edecektir. Bu anlamda Alman hükümeti geleceğe yönelik kendi siyasi sonuçlarını belirlemeli. Evrim Hanım, ben de bunu sormak isterdim size zaten. Almanya'nın silah ihracatı sıralamasında Türkiye birinci sırada yer alıyor. Yani evet, aslında Suriye'de kullanılan teçhizatların, mühimmatların çok büyük bir çoğunluğu Almanya'dan geliyor. Bir yandan böyle bir durum varken bir yandan da oradaki faaliyetler illegaldir açıklaması yapılmasını nasıl değerlendirirsiniz? Dediğim gibi 1 Temmuz'dan beri Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı'nı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nı üstlenmiştir. Tabii ki biz parlamentoda, federal parlamentoda Türkiye'ye yönelik siyaseti yani bilhassa silah ihracatını her zaman eleştirdik. Ve bu düzeyde tabii ki kendileri de artık zor durumda. Bütün bilimsel araştırmalar, tabii bunu da yüze vurdu. Türkiye'nin Suriye'de olması uluslar haklara yönelik ilhal. Dolayısıyla kendileri zor durumda olduğu için siyasetlerini de değiştirmek zorunda kalmaktadırlar. Peki siz yakın dönemde herhangi bir politika değişikliği bekler misiniz Alman hükümetinden? Tabii ki bu görevleri üstlendikleri takdirde siyasetlerini, dış politikalarını Türkiye'ye yönelik değiştirmek zorundadır. Yani bunu uzun vadeli yapamazlar. Bilhassa ben kendi Sol Parti grubumun kalkınma siyasi sözcüsü olarak bu komisyonda yer alıyorum.
Ve bu komisyonun ana çalışmaları barışın olması, o desteklediği kalkınma ülkeleri arasında olan Suriye bir takım yardımda bulunmaktadır. Yani soru önerdiğimizin cevabına göre de 1 milyon euroluk yardım bölgede bulunan sivil toplum kuruluş üzerlerine yapılacaktır. Tabii bir yandan finans yardımı yapıp diğer yandan silah satıp yine bu yardımları bertaraf etmek yani doğru bir siyaset olmadığı için bu düzeyde Almanya siyasetini değiştirmesi lazım. Peki, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için.